Merhaba arkadaşlar, bu videoda hiçbir şekilde sonuç getirmediğinden dolayı bir narsiste karşı asla yapmaman gereken iki şey sizlerle paylaşacağım. Birincisi, kesinlikle ama kesinlikle onu kendi silahıyla vurmaya çalışma. Seni çekmeye çalıştığı o ringe çıkma. Çünkü çıktığın an yeniliyorsun. Tabi burada insanın içindeki o öfke, o sinir, o intikam duygusu insanı rahat bırakmıyor. Yani yaptığı şeylerin hepsi yanına kar mı kalsın? Arkadaşlar, insan psikolojik istismara uğradığını fark ettiğinde bunu kabullenmesi çok zor. Ve bundan dolayı da intikam duygusuyla hareket etmek ister. Bunu anlıyorum. Ama burada oyuna gelmemek lazım. Çünkü oyuna geldiğin an kendini yine onun çarkına hizmet ederken bulacaksın. Bu narsistik kişilik bozukluğunu hafife almayın. Gerçi yaşayanlar zaten almıyordur da şunu aklınızdan hiç çıkartmayın. Onlar uyguladıkları o silent treatment, ghosting, gaslighting gibi manipülasyonları çocukluktan beri yaptıkları için bu gibi şeyleri özümseyip hayat felsefesi haline getirmişler. Ve bu noktalarda onlar gibi olmadıkça onlarla baş edemezsin. Bu mümkün değil. Hani derler ya, cahille tartışılmaz. Niye? Laf anlamadıkları için mi? O da bir neden. Fakat burada asıl mesele senin kendini koruma altına alman. Çünkü cahil seni kışkırtarak kendi seviyesine çekmeyi başardıktan sonra seni o seviyedeki tecrübesiyle perişan eder. Nitekim narsistle de öyle olmuyor mu? Seni ringe çekiyor ve sen çıktığın gibi yenilgiye uğramıyor musun? Uğruyorsun. Tabiri caizse benim çöplüğümde bana mı kafa tutuyorsun? Buyur hodri meydan diyor sana. Örneğin sana küstü ve 3 hafta boyunca konuşmak şöyle dursun, seni yok saydı. Sen de misilleme yapma ihtiyacı hissettiğinde diyelim onunla 4 hafta konuşmuyorsun. Tabi sen alışkın olmadığın için o 4 hafta sana 4 ay gibi gelecek. Fakat bu defasında ne oluyor? Sen 4 hafta tepki koyarken zorlandığını görecek ve bundan da beslenecek. Ve ardından seninle 5 hafta konuşmamaya başlayacak. Ne yapacaksın? 4 hafta zor dayandın, 6 hafta mı konuşmayacaksın? Kaldı ki teşebbüs edip başaramadığında eline yüzüne bulaştırdığın için bu durumdan ayrıyeten zevk alacak. Dolayısıyla onun silahıyla onu vurmaya kalkışma. Sende oluşan o intikam duygusunu da bu bağlamda değerlendirebilirsin. Sana çektirdiği o acıyı ona tattırmak istediğinden dolayı, sana yaşattığını ona yaşatmak istediğinde yine onun oyununa gelmiş olacaksın. Bakın, inanırsınız inanmazsınız, o herkesin kendi bileceği. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Şeytana karşı bana sığının diyor. Yani ona kafa tutmayın. Onunla uğraşmayın. İşinize bakın diyor. Çünkü onunla uğraştıkça o seni kendisiyle meşgul etmeye başlayacak. Ve seni hedefinden alıkoyacak. Ama yok, şeytana değil, hedefine odaklanırsan bu defasında şeytan hırsından patlar. Narsiste karşı vereceğin mücadelede de aynı mantık geçerlidir. Sana yaşattığı o acıyı ona tattırmak mı istiyorsun? Yoluna odaklan, işine bak yeter. Bu duruşunu tutarlı ve istikrarlı bir şekilde sergilediğinde hırsından çatladığını göreceksin. Yoksa ona benzeyerek ondan intikam alamazsın. Gelelim ikinci noktaya. Şimdi bilhassa uzun süre böyle bir ilişkiyi ayakta tutmaya çalıştıysan çok hayal kırıklığına uğramışsındır. Ve özür zaten dilemez. Dilese de bunu sadece o psikolojik istismarını sürdürebilmek için yapmıştır. Yoksa pişmanlık duyduğundan da değil. Fakat burada olup bitenleri anlamlandıramayan ama sağlıklı bir ilişki sürdürme gayretinde olan bir insan haliyle haksızlığa uğradığında karşısındaki insanın hatasını kabul edip özür dileyerek bundan vazgeçmesini bekler. İşte narsist senin bu beklentini bile seni tüketen o girdaba çekebilmek için acımasızca kullanır. İşte burada seni içine çekmeye çalıştığı o oyuna gelmemek için seni hayal kırıklığına uğratan hatasını, açığını veya yalanını yakaladığında onu bu durumla duygusuz bir şekilde yüzleştir. Tabiri caizse bak sen busun, yaptığının farkındayım de, fakat bunu itiraf etmesini veya kabullenmesini asla bekleme. Ve bunun için kesinlikle herhangi bir mücadeleye de girme. Tabi bu insana biraz saçma gelebilir. Yani madem kabullenmesini beklemeyeceğim, öyleyse neden yüzleştiriyorum ki? Şimdi burada iki şeyi birbirinden ayırt etmek gerekiyor.
Narsistin bir şeyi kabullenmesi başka bir şeydir. Benim bir şeylerin farkında olduğumu ifade etmem başka bir şeydir. Biri narsisti ilgilendirir ve beni aştığından dolayı oraya kesinlikle müdahale edemem. Diğeri ise beni ilgilendirir. O da benim kendime karşı olan sorumluluğumdur. Burada ekseriyetle insanlar şöyle bir hataya düşüyor. Kendilerine düşen sorumluluklarını yerine getirdikten sonra başkasının sorumluluk alanına müdahale etmeye çalışıyor. Ve enerji boşa gidiyor. Çünkü oraya müdahale edemez. Ya da narsistin zaten kabullenmeyeceğinden dolayı kendi sorumluluklarını yerine getirmemeye başlıyor. Bu da insanı ümitsizlik bataklığına saplıyor. Halbuki narsisti duygusuz bir şekilde, bakın bunun altını çiziyorum, duygusuz bir şekilde hatalarıyla yüzleştirmen senin sınırlarını tutarlı bir şekilde belli etmendir. Dolayısıyla bu kendine karşı olan bir sorumluluğundur. Peki bunun ne gibi faydası var? Eğer sen bu duruşunu duygusuz ve tutarlı bir şekilde sergilemeyi başarırsan, narsiste şu mesajı net bir şekilde aktarmış olursun. Ben senin ne yapmaya çalıştığının gayet farkındayım. Kurmaya çalıştığım bu zalim düzene alet olmayacağım. Hatalarını kabullenmeyeceğini bildiğim halde sana bunu kabullendirmeye çalışarak ne seni duygusal anlamda besleyeceğim. Çünkü narsist senin burada boşa kürek çekmenden zevk alıyor, besleniyor çünkü. Ne de enerjimi boşa tüketeceğim. İşte oradaki o enerjiyi gerçekten ihtiyacın olduğunda daha güçlü bir duruş sergilemek, belki bu psikolojik istismara dur diyebilmek için saklamalısın. Yoksa hadi bakalım şimdi ne diyecek, hadi bunu da inkar etsin de göreyim diyerek kabullenmeyeceği bir şeyi kabullenmesi için sürekli bir mücadeleye girersen, bu işi sonlandırmak için ihtiyacın olan o enerjiyi bir türlü toparlayamazsın. Kaldı ki hadi bunu da inkar etsin de göreyim dediğin şeyleri nasıl inkar edecek biliyor musun? Gözünün içine baka baka inkar edecek. Ve burada aslında senin her defasında kendisini affetmeye hazır olduğunu ve kendisine artık güvenmek istediğini de biliyor. İşte bu durumda bile senin o isteğini acımasızca kendi çıkarı için kullanır ve bunu umursamaz bile. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.